Catalunya, roda livre! Visca Catalunya livre! Vamos lá, seu Jorge. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é. İki tane pose aldık arkadaşlar. Bunların çok önemli. Sürüm geleneksel peynirleri var. Onları aldık. Et aldık. Deniz ürünleri var. Burada zaten çok meşhur. Çok acayip boru gibi bir hesap geldi. 47 euro. 50 euro diyebilirsiniz. Şu yediğimiz jambon çok pahalı. 25 euro. 4 kişi menü yiyebilirsiniz Berlin'de. Sırar. Ele amiga da minha mulher. Pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim. Enfim, enfim. Aí na cima uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Şimdi 1,5 kilometre yürüyeceğiz. Yani 1,2. Burası bu arada ilk geldiğimiz gün kahvaltı ettiğimiz yerde. Aynı meydana gelmişiz gelince fark ettik. Valla arkadaşlar denemesi için güzel bir yer. La Nacional. Yani Google'dan bakabilirsiniz mutlaka. Özellikle bence çiftler veya böyle en iyi arkadaşlar gidin. Çünkü romantik veya böyle cool sıcak bir ortam yani. Böyle çok da tanımadığınız insana gitmenize gerek yok. Fiyatlar tabii çok pahalı biz. Yani biz paranın hesabını da yapmıyoruz. Bayağı ödedik yani öyle söyleyeyim. O yüzden sevdiğiniz insanlarla giderseniz en azından hani ödediğiniz para içinize size koymaz yani öyle söyleyeyim. Şimdi buradan başka ikinci bir pazar var. Ona gideceğiz. Gidiyoruz yani daha doğrusu. Hadi dedik hava zaten güzel. Bulut yok. Berlin'de zaten güneşi göremiyoruz. Hazırda böyle bir fırsatı bulmuşuz. Yürüyelim. Metro almadık. Zaten çok da yağlıydı o yediğimiz et. Peynirler de öyle. O yüzden biraz onları bir şekilde eritirsek bizim için daha iyi olur. Bir su yazı şu an. Bir musunuz? Bir şey yok. Gel daha baktım onun haritaya bakıyor da ben daha önce baktım dümdüz yürümemiz gerekiyor. Neyse şimdi bu gittiğimiz yerde arkadaşlar yine çok büyük ve Barcelona'nın geleneksel pazarlarından bir tanesiymiş. Böyle elde yiyecek bir şeyler alabiliyorsunuz. Değişik kombinasyonlar var. Tabii şu da var. Barcelona gerçekten birazcık şişirilmiş bir balon. Şimdi diyeceksiniz ulan Barcelona şişirilmiş bir balon mu? Az çok yeme içme kültürünüz varsa, az çok Avrupa'da başka yerler gördüyseniz, ne bileyim Güney Amerika, Tayland, hani buralar benim gördüğüm yerler. Kıyaslama şansım o yüzden var. Tabii ki çok düzenli binalar, wow wow falan ama bence ödediğimiz paranın da çok da şeyini almıyorsun. Nasıl söyleyeyim? Verdiğim paraya değmiyor. Yani fiyatlar çok uçuk. Saçma bir şekilde uçuk. Onu söyleyeyim yani. Onu o aklınızda olsun. Şimdi yürüyerek sokağın başına geldik. Buradan itibaren gireceğiz. La Boqueria. Ne? Wie heißt das nochmal? La Boqueria. Abi ne? Das steht am Market de... La Boqueria. Market de La Boqueria. Ah, de La Boqueria. Neyse ne. Burası meşhur rampla yolu. Oradan böyle bir ara sokağa giriyorsunuz. Sonra buradan adres sizi götürüyor. Bakalım. Dün önden geçmişiz bu arada. Fark etmemiştik. Şimdi bugün gündüz gözüyle gelince A girişi görebiliyorum. Böyle ara sokaklar gidiyor. Kimse bize geceleri bu ara sokakların çok tehlikeli olduğunu söyledi. Kimse yok olmuyor, abartılı dendi. Bilmiyorum videoyu nasıl edeceğim ama videonun açılışında söyledim bugünün. Viviana'nın telefonunu akşam çalmaya çalıştılar. Ben yakaladım. Yani bir aksiyon yaşadık orada. O yüzden bence yine de tehlikeli olabilir. Onu söyleyeyim yani. Vallahi burası gerçekten büyük. En azından şimdilik öyle gözüküyor. Fotoğraf işlerini Viviana'ya verdim. Şimdi bebeğim çek. Fotoğraf motoraf. Zaten YouTube çekiyorum. Fotoğraf çok beni şey yapmıyor. Şimdi orada bakalım. Burada etler metler. Abi tahmin ettiğim gibi biz burada bir şey yiyemeyeceğiz. Çünkü oturma yeme şeyi yok. Normal çiğ et. Artık oluyor. Ne sanmıyor hoca yiyorsun? Bugün bizim denediğimiz buymuş işte arkadaşlar. Kaç gramı? 100 gramı mı? Kaç gramı? 0.85. Da steht 0,085 bedeutet 85 gram, nicht mal 100 gram. Wow, krass. 100 gram bile değil arkadaşlar. 85 gramı 21 euro. Wow. İyi kazık yemişiz. Bence o kadar etmiyor. Ama dünyaca ünlü bu arada bu. Fish. Sonra buna... Ya, bir de gelme.
Sonra diyor bunu alabiliriz, iki kişi paylaşabiliriz diyor. Ama bunlar da bizim kıymalı böreklere benziyor. Şimdi İspanya'da şöyle bir şey var, ya da Barcelona üzerinde konuşayım. Mesela az kendisi görüyor. Ya. Sabi şun biraz güzel. So börek mit Hackfleisch. Yani. Zuzi sağ ol. Barcelona'da her şey çok wow gözüküyor. Yiyecekler için söylüyorum bunu. Yoksa böyle müzelerdir, sanattır, tarih için söylemiyorum. Ama aldığınızda abi tatları yani yok. Ya her seferinde pişman oluyoruz ama yapacak bir şey yok. Ja, aber machen wir erstmal kurz einen Spaziergang und dann werden wir kommen. So colorido, petal de todo lindo. Hola, hola. Not now. We go and we come again. We just want to know cold or warm, but you make warm, right? Okay, thank you. Also so eine große nicht, ja? Nee, lass mir. Nee, ich sag ja, also mir schmeckt es auch nicht. Nee, zu stark irgendwie. Sehr, genau, Muschel und sehr bubbelig. Gibt es in der Türkei auch diesen getrockneten Fischbacala? Der schmeckt sehr gut. Glaube ich dir, aber ich habe sowas gar nicht gesehen. Ja. Ich glaube nicht. Glaube ich auch nur in Spanien und Italien. Ja. Tuzlanmış balık bu. Das ist mit Salz, oder? Genau, der ist getrocknet. Ja. Kurutulmuş, tuzlanmış, kurutulmuş balık. Yok. Bilmiyorum. Şurasını görmedim hiç. Türkiye'nin başka yerinde yapan var mı bilmiyorum ama İstanbul'da falan belki vardır. Şimdi bunun bir benzerini ben Kolombiya'da gezmiştim. Wow. O çok acayip bir şeydi. Çok hayatımda görmediğim yiyecekleri falan göstermişti bana Victoria. $9.50 for 100 grams. Okay. We have the small one here. The one, it's the same, but a small one. Şimdi bak bir adım gibi biliyorum oradan börek alacağız sonra tadını beğenmeyeceğiz. Barcelona'da hep böyle oldu. O yüzden acele etmiyorum bu sefer. Yani bizim şey börekleri var ya ıspanaklı peynirli aynısı işte. Arkadaşlar hayatta her şey satış pazarlama. İşte adamlar böyle pazarlıyor. Bir de buranın adını Barcelona'da mutlaka görmesi gereken top 10 ilk görmesi gereken 10 yer diye sıralıyorlar. Millet işte o hamur işi böreklere veriyor 6-7 euro. Abi biz pazarlayamıyoruz. Abi şuraya oturuyor bakmasına. Çıktık şimdi arkadaşlar ama şurada bir tane İtalyan dondurmacısı varmış. Vivian hemen gördü dedik. Gel gel. İspanyolları bırak. Şimdi buradan bir şeyler alacağız. Hiçbir şey almadık oradan. Yani Berlin'de bulabileceğiniz şeyler her şey 5 misli falan. Pahalı hiç özel bir şey göremedim. Siyasi İtalyan. Du nimmst eine kleine Waffel und hast du 2 bis 3 Gusti. 2 bis 3 Geschmäcker. So. Was nimmst du da? Ich mach auf jeden Fall Pistazien. Nehmen wir einmal mit Erdbeer. Okay, und? Guck mal, Cremino ist weiße Schokolade mit Nuss, dann hast du Cheesecake, Chocolatella, dann hast du Nuss, dann hast du... Gibt es was wie Amarena? Cuore crocante, das würde ich dir empfehlen. Cuore crocante. Okay, dann einmal Cuore crocante und einmal... Das ist eher Erdbeer, ja? Nicht so Erdbeer? Das ist wie Sorbet, doch schmeckt... Nasıl çıkacak?
orijinal İtalyan dondurması diye. Buradan da şeyden çıkan insanları görebiliyorsunuz. O pazar gibi yer. Bu orijinal İtalyan dondurmasıymış arkadaşlar. Böyle bir şey aldım. Viyana'da Antep fıstıklı aldı. Yani tadı güzel. Ama yine de wow değil. Abartmaya da gerek yok. Catalunya, rota libre! Visca Catalunya libre! Amca bağırdı. Gereksiz atraksiyonlar.